yani burada. Geçen yıl 21 Ağustos günü Devrek ilçesine bağlı Çaydemeni beldesinde AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın 35 yaşındaki oğlu Muhammed Ali Arslan'ın idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, hatalı dönüş yapan Şahin G idaresindeki 34 FG 8938 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Muhammed Ali Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan Katıoğlu ise 3 ay süren yoğun bakımı tedavisinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tam kusurlu olduğu bilirkişi raporunca kabul edilen Şahin G hakkında taksirle ölüm neden olma suçunda açılan davada Gökhan Katıoğlu'nun da hayatını kaybetmesi dolayısıyla ek iddianame hazırlandı. Sürücü Şahin G hakkında taksirle iki kişinin ölümüne neden olma suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis talep edilerek 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme geçen 14 Mart günü sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak suçun taksirli suç olmasını ve tutuklamanın tedbir niteliğine göz önünde alarak tahliyesine karar verdi. Görülen duruşmada ise takdirli indirimli Şahin G'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verildi. Sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.